gmail.com. Hey. Benim adım çabuk, hemen getireyim hep. Ey çabuk mamanat.com, Ankara'da tek tek. Aynı günde teslimat, adı çabuk kargo. Kalite ve hizmette hepimize kasko. Benim adım çabuk, hemen getireyim ben. Ey kedi köpek kuş mama istediğinden. Ey aradığın her şeyi listeliyim ben. Çabuk mamanat.com, kalite güven. Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızın ırklar köşesinde bizim yerel ırklarımızdan biri olan Çatalburun'u tanıtmak istiyorum size. Tesadüfi olarak bu köpek de bize rehabilitasyon programına gelmiş olan bir köpek. Çatalburun çok spesifik fiziksel bir özelliğine bağlantılı olarak bu ismi edinmiş olan bir ırk. Biliyorsunuz bu ırkın adından da anlayacağınız gibi burun yapısı, yani septum dediğimiz burun kemik yapısının iki parçalı olması, sanki iki tane burnu varmış gibi görünüyor, görüntü olması zaten bu köpeğin spesifik bu ismi almasına sebebiyet veriyor. Bu ırkın kökeni Tarsus bölgesi, Mersin'in Tarsus bölgesi. Bu ırkın kökeni veyahut da orijini olarak kabul ediliyor. En çok bu bölgede üretildiği ve bu bölgeden köken aldığı biliniyor Çatalburun'un. Türkiye'deki isimleri Çatalburun, Tarsus Çatalburun veyahut da Türk Pointer'ı diye isimlendirmelere tabi tutuluyor Çatalburunlar. Gördüğünüz gibi orta büyüklükte olan köpekler Çatalburunlar. Burada gördüğünüz bir erkek köpek. Bu köpeğin de hikayesi şu şekilde. Tabii ki daha çok av köpeği olarak tercih edilen bir köpek. Bu da bir avcı tarafından silah sesinden korktuğu için terk edilmiş. Biraz da avda iyi performans göstermediği için biraz da kötü muameleye maruz kalmış. Hikayesi bu şekilde anlatılan ve tabii ki çok ciddi tür dışı canlılara karşı, özellikle de insanlara karşı güvensiz bir yapılanması var. Bize rehabilitasyon programı için geldi. Zaten çiftlik ortamında yaşamış belli bir dönem. Dolayısıyla şehir yaşantısı ve şehir devinimlerine karşı da çok fazla tecrübesi olmayan bir köpek olduğu için irritabilitesi de yüksek. Her sesten, her görselden endişelenebiliyor. Rehabilitasyon programı için 2 gün önce merkezimize gelmiş olan bir köpek. Spesifik bir ırk olduğu için ve bize özgü bir ırk olduğu için de, milli köpeklerimizden biri olduğu için de hemen videosunu yapmak istedik. Çatalburunlar, Tarsus Çatalburun'un tabii ki söylediğim gibi bir av köpeği. En büyük özelliği burun reseptörlerinin çok kuvvetli olması ve burun yüzey alanının, yani koku alma yüzey alanının diğer av köpeklerinden çok daha fazla olması. Bu da ne demek? Çok daha sensitif, çok daha hassas bir buruna sahip olması demek. Bu ırkı özellikle avcılar kuş avlarında çok kullanıyorlar ve anlattıkları özellikle bu ırkın hem trekking yapabildiği, yani çok iyi yerden iz sürebildiği, aynı zamanda da havayı da çok iyi, yani air scent yapabildiği, havayı da çok iyi koklayabildiği konusunda çok iddialılar, avcılar da bu yüzden bu ırkı kullanıyorlar. Bu ırkın yine kullanımında özellikle point etmesi, yani avı işaret etmesi yönünden sıklıkla kullanıldığına şahit oluyoruz. Tıpkı diğer pointerlar gibi avı işaret ediyorlar. Avı gördükleri zaman saptamak, işaret etmek ve kaldırmak konusunda iyi olduğu söyleniyor. Ben av konusunda tecrübesiz biri olduğum için, hiç şimdiye kadar böyle bir organizasyonun içerisinde bulunmadığım için tabii ki bu avcıların anlattığı şeyler ya da kaynaklarda yazan şeyler olarak size iletiyorum. Yoksa benim şahit olduğum bir şey yok. Ben Çatalburun'la sadece koku üzerine yapılmış olan çalışmalarda tanıştım yıllar önce. Özellikle bir dönem emniyet Çatalburun'u dedektör köpek projelerinde yoğun olarak kullandı. Tıpkı pointerları kullandığı gibi. Zaten fiziksel olarak baktığınızda tabii ki çok önemli özelliği işte bu burun yapısı, çok iyi koku alması, muazzam bir koku yeteneğinin olması köpeğin. Ve İngiliz pointerlar gibi bir yapılanması var vücudunun. Medium köpekler, orta boy köpekler. Erkekleri ortalama 22-25 kilogram kadar oluyorlar. Dişiler 16-20 kilo aralığında oluyorlar. Orta boy olan köpekler ama son derece atletikler. Görüyorsunuz burada da bu köpeğin de fiziği son derece atletik fiziğe sahip bir köpek. Renk varyetesi olarak da kahverengi beyaz ve mottled'ın, yani böyle benekli, çilli yapıyı görebiliyorsunuz.
Aynı zamanda sütlü kahve, sarıya çalan kahve beyaz, tüm vücut sütlü kahve gibi varyetelerle de karşılaşmak olasılık dahilinde ama kahverengi ve tonlarıyla beyazın bileşimi ve aynı zamanda da çillenme bu ırkın görülebilen renk varyeteleri içerisinde. Bu ırk söylediğim gibi en çok avcılar tarafından tercih edilen, özellikle Mersin ve Tarsus bölgesinde yoğun olarak kullanılan bir ırk. Bunun haricinde hareketliler, çok çevik köpekler, koku alma duyuları çok yüksek olduğu için birazcık odaklanma problemi yaşayabilen köpekler, özellikle şehir hayatı adaptasyonunda ve tabii ki dürtüleri çok kuvvetli. O yüzden bu tip bir köpekle bir arada yaşamak istiyorsanız çok dikkat etmeniz gereken şey dürtü kontrolü konusunda küçüklükten itibaren çalışmak, ki bu konuda bir videomuz var. Köpekte dürtü kontrolünün nasıl sağlanması gerekli olduğunun egzersizlerini gösterdiğim bir videoya sahibiz. Oradan izleyebilirsiniz. Çevik bir ırk, hareketli bir ırk ve tıpkı pointerlar gibi bir takım hastalıklara yatkınlıkları var. Özellikle ortopedik anlamda bu ırkın kalça displasisine çok yüksek değil ama orta seviyede yatkınlığı var. O yüzden bu yönde mutlaka takibinin yapılması gerekli olan bir ırk. Tabii ki sarkık kulaklı köpek ırkları içerisinde olduğu için kulak enfeksiyonlarına yatkınlığı var. Özellikle de avcılar bu köpeği kullanırken dağ bayır gezdikleri için çok fazla otların arasına giriyorlar. Özellikle kuş işaretlemede ya da kuş kaldırmada köpekler çok fazla doğanın içerisinde otlara, çalı çırpıya giriyorlar. Bu esnada özellikle yabancı cisimlere karşı hassas bir kulak yapısı var ve eksternal otitler, yani dış kulak enfeksiyonlarına karşı da yatkın, kapalı kulak yapısına sahip olduğu için. Ama genel anlamda düşündüğümüzde diğer saf ırklar kadar yüksek hastalık kaydı olan bir köpek değil ama yine de bazı konularda tıpkı İngiliz pointerlarda olduğu gibi veyahut da Alman pointerlarda, kurtzar ya da drahtarda olduğu gibi gözetim altında tutmak gerekiyor. Bazı hastalıklar yönünden benzerlikleri var çünkü. O yüzden bunların hepsini ortak korelasyonda düşünmek gerekiyor. Yine bu ırkın tüy yapısı ince, alt tüy yapısı çok kuvvetli değil. Tıpkı İngiliz pointerlarda olduğu gibi, tıpkı German Shorthaired Pointer yani kurtzarlarda olduğu gibi ince bir tüy yapısına sahip. O yüzden mesela Mersin Tarsus bölgesi çok fazla soğuk olan bir bölge olmadığı için dışarıda yaşayabilecek bir köpek, iyi beslendiği ve sığınacağı bir yer olduğu takdirde, ama soğuk hava şartlarına çok dayanıklı değil, üşüyebilecek bir köpek. O yüzden bu tip bir köpeği soğuk iklimde yaşıyorsanız ve edinmek istiyorsanız mutlaka ya indoor yaşatacaksınız, yani ev içerisinde, ya da çok sağlam bir kulübe yapacaksınız. Çok soğuk havalarda, gezintilerde mutlaka üstüne bir şeyler giydirerek ısı izolasyonunu sağlamanız gerekiyor. Aksi takdirde üşüyebilen köpekler, hareket halindeyken demiyorum çünkü özellikle kendi işini yaparken, yani avlanırken bu hayvan iş üstündeyken vücut ısısını mutlaka dengeleyebilir metabolizma olarak. Ama termojenik olarak organize olabilir ama durağan pozisyonlarda üşüyebilir. Özellikle bahçede yaşatmayı planlıyorsa kişi ve soğuk bir iklimse dikkatli olmak gerekiyor. Genel anlamıyla hareketli bir köpek, tıpkı İngiliz pointerlarda olduğu gibi enerjik bir köpek. O yüzden iyi egzersiz isteyen, uzun gezintiler isteyen, böyle dağ bayır kır gezintileri isteyen bir köpek olduğu için eğer bu köpeği edinmek istiyorsanız özellikle bu egzersizlere ihtiyacı olduğu için buna zaman ayırmanız gerekli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Orta seviyede tüy döken köpekler, ama kısa tüylü olması sizi yanıltmasın. Tıpkı Doberman'da olduğu gibi tüyler kısadır veyahut da Dogo Argentino'da olduğu gibi, ama tabii ki döker ve kısa tüy saplanır sert yapıda olduğu için, ince ama sert yapıda olduğu için aslında temizlemesi biraz daha zordur veyahut da hani göze batmaz ama her yerden çıkabilir. O yüzden tüy dökmez diye düşünmeyin, kısa tüylü olduğu için mutlaka tüy döker ki köpek seviyorsanız bunu tolere etmek zorundasınız ya da istiyorsanız bir köpek beslemek, tüye karşı bir tolerasyonunuz olmak zorunda. Söylediğim gibi bu ırkın, işte görüyorsunuz, bakın burun yapısını, çok enteresan bir burun yapısı var. İkiye ayrılmış bir septum, yani burnun aslında bir şey gibi, uzun namlulu eski çifte silahlar gibi. Dikkat edin, iki yivi olan bir tüfek
çiftesi gibi bir burun yapısı var. Çok enteresan. Bunun çok daha belirgin olanları var. Tabii ki bu ırkın saflaştırılması ve saflığının korunması yönünde bir takım çalışmalar var. Özellikle Tarsus bölgesinde bazı üniversitelerle korelasyonlu olarak. Ve bu çalışmalar içerisinde çok daha belirgin burun yapısında olanlarla karşılaşmak mümkün. Evet arkadaşlar, bu ırk bizim de bünyemize geldiği için biz de çok şanslıyız. Onu yakından tanımak. Daha önce iki tane öğrencim oldu çatal burun. Bu da onlardan bir tanesi olacak rehabilitasyon programı için. Birazcık endişeli yapısı olan bir köpek. Size ırkı kısaca tanıtmak istedik. Çabukmama.com. Hey. Benim adım çabuk hemen getireyim hep ey. Çabukmama.com Ankara'da tek tek. Aynı günde teslimat adı çabuk kargo. Kalite ve hizmette hepimize kasko. Benim adım çabuk hemen getireyim ben ey. Kedi köpek uçmama istediğinden ey. Aradığın her şeyi listeliyim ben. Çabukmama.com kalite güven.